Bazı dostlar bugün de geldi yanıma. Diyorlar ki dükkanlar kapanıyor. Şirketler kapanıyor. İşte açıklıyorum rakamı. Ve kapanan falan yok ki, bunlar öyle sıradan şirketler falan da değil. Bunlar güçlü şirketler. İhracat yapıyorlar. Her şey ortada. Ama birileri de buralardan nemalanmak istiyorlar. Bazı dostlar bugün... Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamış olduğu kapanan dükkan yok söylemi 2020 yılı için mi yoksa 2020 yılı Aralık ayı için mi? Tabii bu bir şey değil, önemli değil ama biz genel olarak 20 yılı için alalım. Her dönem yani ekonomi %10 büyüme olsun, o ekonomide iş yerleri, bazı iş yerleri kapanır, bazı iş yerleri de açılır. Bu normaldir. Ama ekonominin sıkıntıya girdiği dönemlerde kapanan dükkan sayısı veya şirket sayısı daha fazla olur, açılan şirket sayısı ise daha az olur. Ekonominin iyi olduğu dönemlerde ise bunun tam tersi olur. 2020 yılı ekonomi açısından nasıl geçti diye kısa bir özet yapmak gerekirse şunu söyleyebiliriz. Aslında pandemi haricinde 2020 yılı ekonomide Türkiye açısından çarkların döndüğü bir yıldı. Ama çarklar nasıl döndü? Üretim ve ihracat ekseninde bir çark dönmesi yoktu. Tüketim ekseninde bir çark dönmesi yaşandı. Pandemi dönemlerinde, pandemi aylarında ise o çarklar tabii durdu, sonra tekrar döndü. Peki tüketim ekseninde çarklar nasıl döndü? Efendim, para bastık, para dağıttık. Hem de fazlasıyla dağıttık. Ucuz kredi, işte enflasyonun %12 olduğu, 11 olduğu dönemlerde bile, günlerde bile biz %7,5'tan, %8'den yıllık olarak kredi dağıttık. Ucuz kredi, negatif faizle. Gelişmekte olan ülkelerde risk primi bu kadar yüksek olan bir ülkede bu kadar negatif faiz tabiri caizse görüldü mü ben de bilmiyorum. Dağıttık da iyi mi oldu? Evet, iyi oldu. Yani insanlar pandemide en azından krediye ulaştırdılar. Yani Türkiye pandemide hazineden karşılıksız para verme, işte iş yerlerine cirosunun belirli bir oranı veya çalışmayanlara belirli bir kişi başına belirli bir ücret falan, bunlar Türkiye'de esamesi okunmadı. Türkiye'deki esame, yani da bu dağıtılan paralar İşkur üzerinden, işsizlik fonu üzerinden, yani çalışanların 20 yıldır biriktirmiş olduğu paralardan bir kısım dağıttık. Kısa çalışma ödeneğiydi, ücretsiz izin ödeneğiydi filan. Ama bunları hükümet dağıtmadı, bunu belirtelim. Bunlar çalışanların biriktirmiş olduğu paradan dağıtılan paralar. O da çok fazla bir para değil, aşağı yukarı 30 milyar lira civarında İşkur'un, işsizlik fonunun parası eksildi. Bu çalışanların parasıydı bu. Devletin parası değil. Devlet insanlara destek çıkmadı. Topu topu çıkılan destek 11-12 milyar lira. Ama insanlara kredi, ucuz kredi üzerinden, özellikle kamu bankaları üzerinden parasal genişlemeyle beraber tüketin denildi. Ucuz kredi dağıtıldı ve insanlar tükettiler. Yansıması ne oldu? Yansıması paranın önemli bir miktarı döviz hesaplarına gitti. 260 milyar dolara çıktı döviz hesapları, yabancı para mevduatları Türkiye'de. Döviz hesaplarına gidince 2020 yılına başlangıçta 5.90'larda seyreden döviz kuru 8.50'ye kadar çıktı. Sonra meğer fazla para dağıtmanın şeyini gördük, işte kemer sıkma politikası olarak bu sefer yüksek faize geri döndük. Böylece yılın tamamı, yani o parasal genişleme, dağıttığınız para piyasada hala dönüyor. İşte borsada yaşanan yükseliş olsun, tüketimlerde yaşanan artış olsun, bunlar hep parasal genişleme veya sanayi üretimindeki artış. O da %1 seviyelerinde olmasına rağmen yine parasal genişlemenin etkisi. Toplama baktığımız zaman Ocak-Aralık ayı döneminde kurulan şirket sayısı %20.47 artmış. Kapanan şirket sayısı ise %16.44 düşmüş. 101 bin şirket kurulmuş, 16 bin civarında, 15 bin civarında şirket kapanmış. Yani bu açıdan baktığınız zaman Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği kapanan şirket yok dedi, doğrudur. Yani kapanan şirket sayısı daha azdır. Zaten kapanan şirket sayıları her zaman daha az olur kurulan şirket sayısında. Ama oran olarak baktığımız zaman mesela Aralık ayında kapanan şirket sayısı çok yüksek, kurulan şirket sayısı ise çok az. Önceki yılın Aralık ayına göre veya önceki bir önceki aya göre. Thank you.